sosyal yardım götüren yani hizmet eden araçların makam aracı olarak lanse edilmesi de elbette son derece düşündürücü. İsraf diye yüzlerce aracı Yenikapı miting alanına çektiren İmamoğlu'nun oyunu ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tamamına yakınını hizmet araçlarının minibüs, kamyon ve kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirdi. Ancak alandaki iki makam aracından biri İmamoğlu'nun vekili, İBB Başkan Vekili CHP'li meclis üyesi Hüseyin Aksu'nun çıktı. Yani israf diye kara propaganda araçlarının arasına İBB yönetiminin kendi araçları da koyuldu. Bu da yaratılmak istenen algıyı gözler önüne seriyor. İşte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonu. Makam aracı diye Yenikapı'ya belediyenin hizmet araçlarını dizdirdi. Yenikapı tiyatrosu ters tepti. Bunun gibi onlarcası var. Yani şöyle baktığımızda sanırım buna makam aracı demek, bunun makam aracı olduğunu düşünmek de en hafif tabiriyle abesle iştigal olacaktır. Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? CHP'li İmamoğlu yerel seçimler öncesi bir iddia atmıştı ortaya. Büyükşehir Belediyesi'nde yüzlerce gereksiz makam aracı olduğunu söylemiş. Yakıt paralarıyla birlikte milyonlarca liranın israf edildiğini iddia etmişti. Seçim bitti, gözler İmamoğlu'na çevrildi. Ancak o, yoğun tatil programından mıdır bilinmez, bu iddiasını bir türlü kanıtlayamadı. Sizce bir israf söz konusu mu burada? Ya nasıl söz konusu ya? Hizmet verecek onlar. Ne israfına ne alakası var? Bunlar yani herkes lazım olmasa herhalde almaz oraya. Hem çevresinden hem de parti içinden tepki sesleri yükseldi. Baskılar arttı ve aylar sonra İmamoğlu Yenikapı miting meydanına bir gecede yüzlerce araç getirtti. İddiasına göre bahsettiği makam araçlarıydı bunlar. Yenikapı meydanında şu anda yüzlerce hizmet aracı var ve hala gelmeye devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi arka arkaya sıralandılar. Ancak kara propaganda yapılıyor ve bu araçların tamamının makam aracı olduğu iddia ediliyor. Ancak durum böyle değil. Bu araçların çoğu hizmet aracı. Zaten o yazıları da araçların üzerinde görmek mümkün. Ancak gün aydınlandığı yalan da ortaya çıktı. Milyonlarca lira değerinde olduğu iddia edilen makam araçları yerine Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet araçları vardı. İddiaya göre İmamoğlu kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi. Araçlar Yenikapı'ya dizildi. Üzerlerindeki logolar da söküldü. Ama her şeyin alelacele yapıldığı belliydi. Çünkü bazı araçların üzerinde hala hizmet aracı logosu vardı. Belli ki sökmeyi unutmuşlardı. Üstelik makam aracı diye Yenikapı'ya getirilenler arasında sokak hayvanlarını toplama ve ilaçlama kamyonetleri bile bulunuyordu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet aracı yine buraya gelmiş durumda. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu da konuya çarpıcı bir açıdan yaklaştı. Makam aracı bulamayınca sahada, arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş. Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları. Şu an İstanbul'da evde bakım dahil hayat durmuştur dedi. Yani İmamoğlu hırsı ve şovu uğruna İstanbullu seçmeni mağdur etti. 24 ekibi de duruma tepki gösterenlere mikrofon uzattı. Bir vatandaş düşüncesini dile getirirken gerçekleri duymak hoşuna gitmeyen bir grubun sözlü tacizine uğradı. Ne hizmet ettiriyor, neyi anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? 16 milyon insanı ne yapacağız? Ya bırak bu işleri. Hani 16 milyonun selamını götürürken iyi ya. Sahtekarlık yapma da. İmamoğlu'nun değirmenine su taşıyanlar hemen harekete geçtiler. Ama onlar da baltayı taşa vurdu. İşte Yenikapı Meydanı diye paylaşılan bir görüntü. Yüzlerce araç sıra sıra dizilmiş. Ama burası Yenikapı değil, Kapı Kule. Gurbetçiler sınırı geçmek için bekliyor. Yenikapı tiyatrosuna destek verenler gerçeği biliyor ama belli ki işlerine gelmiyor. Ve hizmet araçlarını toplayıp israfı önledik diyenleri terletecek bir belge. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu göreve geldikten sonra Yenikapı'da sergilenen araçlardan 175 adet daha kiralamak için 2 Eylül'de ihaleye çıktı. İmamoğlu hülleyle bir araya getirdiği bu araçlarla Yenikapı'da israf düzeni adı altında yeni şova imza atmaya hazırlanıyordu.
Ancak israfa bu denli karşı olan İmamoğlu, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan Alman devi firmanın ürettiği makam aracına biniyor.